Komutanım, izin verirseniz size bir konuyu arz etmek istiyorum. Elinde silah olan bir adam bu kadar sessiz yaklaşmamalısın İlyas. Rütbe almanın kötü yanı da bu işte. Atışlar poligonda, tatbikatlar masada, operasyonlar harekat merkezinde. Bir de astsubaylığı kazanıp kursu bitiren tezcanlı tiplerle uğraşmak var tabii. Neden kurtulamıyorum ben senden? Emredersiniz komutanım. Söyle. Komutanım, kursu bitirdiğim zaman eğer siz de uygun görürseniz ben... Kursun bittiği zaman? Evet. Çek bakalım tabancanı. Anlamadım komutanım. Hadi tabancanı çek. Görelim bakalım özel kuvvetler kursuna mı gittin, biçki dikiş kursuna mı gittin? Hadi. Emredersiniz komutanım. Sekiz atış yapacaksın. Dördü kalbe, dördü kafaya. Başla. Adam gibi at şunu asker. Bana soracağın soruyu biliyorum. Benden ne istediğini biliyorum. Kılıç dibine girmek istiyorsun. Önüne dön. Havalı mı buluyorsun onları ha? Çok mu havalı buluyorsun? Ben... Hayır, hedefine dön. Ben havalı adam istemiyorum. Ben yürekli ve akıllı adam istiyorum. Ateş et. Burada 24 tim yönetiyorum ben astsubayım. Senin keyfine göre görevlendirme yapar mıyım? Yapar mıyım ha? Hayır komutanım. Çeneni kapa. Ateş et. Aş pişirmeden sofraya çökenleri sevmem ben. Duydun mu astsubayım? Emredersiniz komutanım. Ateş et. Ateş et. Çağır şunu. Mermilerin seni dinlemiyor astsubayım. Ben neden dinleyeyim? Sen timini seçemezsin delikanlı. Timin seni seçer. Bayılırım böyle ortamlara komutanım. Ne güzel, keyfiniz yerinde. Komutanım bu ikide bir eğitim mi kırıyor be ya? Oğlum sen niye zırt pırt buraya gelip duruyorsun? Ha? Bunu kesin şutladılar ha. Kesin atıldın mı sen? Hayır komutanım. Şuna bak komutanım ya. Bunda hiç bordo bereli tipi yok. Murat. Emredin komutanım. Şu eğitimleri bir görsenize. Emredersiniz komutanım. Görmek derken komutanım? İlyas. İstikamete eğitim alalım koçum. Hadi. Komutanım şaka mı yapıyorsunuz? Emir aldın asker. Emredersiniz komutanım. Biz gülüyor muyuz İlyas? Hareketler seni İlyas. Komutanım günah çocuğa ya. Yapmayın böyle. Öğrenecek oğlum öğrenecek. Hadi komutanım hadi. Baba komutan. Turan sende mi? Sen niye anlatıyorsun ona kadar herkese? Bifix'te kaç yaptın? 40 yaparım komutanım. 40 mı? İlyas. Kız çocuğu musun kardeşim sen? 40 ne? 5 tane yapacaksın. Başla. 5 tane mi? Evet 5 tane. Tamam komutanım. 1 2 3 4 4 4 4 Turan kaç oldu? Bir komutanım. Bir mi? İki.
Dön! 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 İlyas bu akşam artık böyle mışıl mışıl. Dön! Ya komutanım yeter. Ne kadar uğraştınız bu çocukla anlamadım ki. Bayram Bayat için baştan başla. Bir! Yalnız iyi gidiyor komutanım. Tık demedi vallahi. Aferin. İki! Bundan sonra engelli koşu, sürünme, tam tesisat, halat ve bomba çukuru var. İlyas erkek gibi yap şunu. Nizami! Bir! Emredersiniz komutanım. İki! Üç! Dört! Dört! Beş olmadı mı komutanım? İlyas, komutanını mı sorguluyorsun canım kardeşim? Hayır komutanım. Baştan başlayacağız. Bir! İki! Çizgi film aç dedim. Ya oğlum yok işte bak. Görmüyor musun? Bulamıyorum. Yok. Anlamıyor musun? Çizgi film aç. Ya arkadaş her zaman olur. Şimdi yok iyi mi? Çizgi film aç. Buldum buldum. Nerede buldum biliyor musun? Ta ileriki okulun bahçesinde. Ya babacığım ne olursun ya. Şurada otursana gözünü seveyim. Bak sen kendini de yoruyorsun. E biz de helak oluyoruz. Ha? Anlaştık mı? Eren yemek yedi mi? Yok. Tutturdu çizgi film diye. Ha anladım. Yine öfke nöbetimiz tuttu demek ki. Bayram benim işe gitmem lazım. Yani bir gün geç kalsam kadın 3 gün surat yapıyor bana. Çizgi film istiyorum ben. Yok oğlum yok yok. Anlamıyor musun? Çizgi film mi çekeyim sana? Bayram sakin. Sakin. Sakin bak ne olursun gözünü seveyim. Sonra biliyorsun kriz yaşıyoruz. Sen de yaşıyorsun bunu. Hadi canım. Sen kendine bir çay koy. Tamam ben 5 dakika daha bakayım. Hadi hayatım. Hadi. Evet. Ne istedin söyle. Çizgi film. Çizgi film. Nasıl bir çizgi film? Bildiğimiz çizgi film. Tamam. Hemen çıkmam. Bayram, ne yapıyorsun sen burada? Ver onu bana, ver. Merak etme, intihar etmeyeceğim. Sen olmasan, Eren olmasa belki düşünürüm. Aslında hiç de fena olmazdı biliyor musun Hatice? Öyle bir mengenin içine sıkışmış vaziyetteyim ki. İntihar bile edemem. Bayram. Bak ne olursun yapma. Ne olursun. Oğlum gözümün önünde sakat kalıyor. 30 yıl üniformasını giydiğim kurumdan bir günde tekme yiyorum. Karım bu yaşında el kapısında temizlikçilik yapıyor. Kayınpeder de senden Alzheimer. Sırt pırt kapıya gelen ev sahibi. Ben ne yiyeceğim Hatice? Ben ne yapacağım? Bayram. Bak bugünler de geçecek. Ama ne olursun böyle yapma. Ha? Ne olursun. Şimdi tatsızlık çıkacak. Sen otur. Otur ben bakayım ne olursun hadi. Bayram. Hadi.
Hadi gel. Ya bak ona söyle. Yemin ediyorum tabancamı elime alırım. Onu bu sefer var ya. Ev sahibi değil. Kimmiş peki? Gel. Ya Hatice söylesene. He? Kaan Yılmaz'ın. Komutanım. Ya nasıl olur? Daha bir hafta önce mahkemenin söyleyeceğini söylediler bize. Bitti mi yani? Çıktınız mı? Uzun hikaye anlatırım. Şimdi daha acil bir işimiz var. Hayırdır komutanım? Ve bu kadar yattın yeter bayram başçavuş. İş başına. Ya komutanım eğlenme bende. Zaten bokun içine batmış durumdayım. Ya sen gel bir çay demleyeyim ben gel. Bayram sen beni anlamadın. Kopuz baba tekmil alacak. Ya komutanım sana canım feda. Biliyorsun. Ama bana bunun şakasını yapma. Zaten canım yanıyor. Nasıl yani? Vallahi mi? Hadi sen git hazırlığını yap. Bir de şu saçını sakalını toparla. Ben de gidip bizim iki çatlağı bulayım. Kimi komutanım? İki çatlak diyorum Bayram Bayat. Kim olacak? Sabah 8.15 içtim ha unutma. Bizimkileri almaya gidiyor. Vallahi bizimkileri almaya gidiyor. Galip Emre'yi alacak. Başlıyoruz Hatice başlıyoruz. Dönüyoruz. İşte bu be işte bu. Tozunu attıracağız her şeyi tozunu. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Hayır. Öyle vakti neden dikti bu herif bizi buraya? Akşam çöplüğü değil mi kardeşim burası? Senin dahi yani fikrin işte Galip. Bekle şimdi. Neden benim fikrim oluyormuş? Ayrıca fena mı ettik lan? Yani özel güvenlik olarak bugün bizim bu sektörde bir yerimiz var artık. Yerin var. Lan neyin yeri? Bir tek bu lavuk iş verdi bize. O da iskele dubasına döndürdü. Halimize bak. Görmüyor musun? Yeri varmış. Bir de salak yazıları yazdın şuraya. Lan o marka marka. Marka değeri sektörde önemli. Öğren şunları artık ya. Galip sana buradan bir gelirim. Çok önemli olursun. Sektörde yeri varmış. Ona sektörde de yeri var derler. Hatta de. Lan yürü git. Buraya mı geliyor lan bunlar? Efendim henüz açmadık. 17'den sonra bekleriz. Belki 12'de içmek istiyorum. Sana ne? Hayır, servis imkanı olmaz. O bakımdan söyledik. 17'den sonra bekliyoruz. Lütfen elini. Lan ayı. Kapalı izliyoruz, anlamıyor musun? Ne diyorsun lan sen? Arkadaşım dedi ki, laf dinle adam ol. Yoksa aslarını yüzüne çevirir, o ayı bedenine 16 tane düğme deliği açar, sonra tekrardan iliklerim dedi. Şimdi binin arabanıza ve gidin. Komutanım. Ya komutanım. Biz içeride tırmalayalım. Siz burada oyun oynayın. Yakışıyor mu size? Bir de bu haliniz ne oğlum sizin? Sormayın komutanım. Ettik bir alt işte. Bana bakın. Sabah 8.15 içtim ha. Kopuz albayın emridir. Şu üstünüzü değiştirip karargaha gelin. Oğlum içtim ha diyor. Oğlum sarıyor. Allah Allah sen de. Atlama her şeye. Komutan sarmaz beyler. Oyar. Sabah 8.15. İsteyen gelmesin. Lan Emre, yırtık lan, bitti lan, bitti lan, bitti. Oley be. Galip, sütlaça bağlamışız.
Teşekkürler. Afiyet olsun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Ya bunların da porsiyonlarına bayılıyorum. Böyle kuş kadar yapıyorlar. İnsan mı doyar bununla ya? Buradan çıktığımızda pideciye mi gitsek, ne yapsak? He? Ben dedim sana. Her zaman gittiğimiz yere gidecektik işte. Ne gerek var böyle bir? Nasıl ne gerek var Didem? Hayır, biz hayatımızla ilgili önemli bir karar için buradayız ve bu karar bizim için çok çok önemli, biliyorsun. Ya ben de isterdim bu restoranı kapatayım da işte malum. Hani filmlerde olur ya, baba bir el atar, bütün restoran boşalır, kızla baş başa kalırlar filan. Öyle bir şey istiyordum ya. Ay. Burak. Efendim? Bu işi biraz ertelesek mi? Ne dersin? Yani kalkışma girişimi bile oldu. Ortalık zaten karışık. Ne olacak? Senin görevin nasıl olacak? Hiçbir şey bilmiyoruz. Didem, ne demek istiyorsun? Hayır, hayır. Bunu ne kadar istediğimi tahmin edemezsin. O zaman evleniyoruz, tamam mı? Konu kapanmıştır, bitti. Net. Anlaştık. Hadi kutlayalım. Pardon, bakar mısın? Ya bunlarda her şeye limon sıkmasa olmayacak. Kim? Bilmiyorum. Alo? Komutanım? Kaan yüzbaşı geri dönmüş. Bizde yemek, evlilik, yani evlilik yemeği. Çok sevindim komutanım. Çok sevindim. Subay, 5 as subayla emir ve görüşlerinizi hazırdır komutanım. Teşekkür ederim. Sol. Merhaba arkadaşlar. Sol. Nasılsınız? Sol. Sizler de sağ olun. Yerine geçebilirsin. İleri bak. Beni rahat da dinleyin. Arkadaşlar, uzun bir aradan sonra yeniden sizlerle bir arada olduğum için son derece memnunum. Fakat şu anda öyle bir durumun içindeyiz ki ne bir dakikanın keyfini sürebiliriz ne de oturup dertleşebiliriz. Şu andan itibaren her türlü göreve tam ve eksiksiz bir biçimde hazır olmanızı istiyorum. Karargah içinde ve dışında, her türlü şart ve arazide azami dikkat ve gayret göstereceksiniz. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol! Bayram, geldin mi? Asubay, kıdemli başlamış bayram bayat. Emret komutanım. Burak. Üsteğme Burak git. Emret komutanım. Gün doğdu. Teğmen Murat, gün doğdu. Emret komutanım. Selçuk. Asubay, kıdemli üst çavuş Selçuk Yenilmez. Emret komutanım. Turan. Asubay başlamış. Turan Hüseyinoğlu. Emret komutanım. Emre. Asubay, üst çavuş Emre Durmuş. Emret komutanım. Galip. Asubay üst çavuş Galip Aygül. Emret komutanım. Kılıç Timi. Emret komutanım. Kılıç Timi. Emret komutanım. Kılıç Timi. Emret komutanım. Kılıcınız keskin olsun. Sol. Siz geldiğinizde ne yapıyorlardı komutanım? Vallahi yanlış görmediysem bu ikisi mafyadan bildiğin sopa yiyorlardı. Ayıp be. Nasıl güvenliksiniz oğlum siz? Ya yok komutanım. Ya vurduğumuzun yarısı boşa gitti vallahi. Kabus gibiydi ya. Vallahi. Kimi şoför sanıyor, kimi değnekçi, kimi bilmem ne. İş değil. De uyduk bunun aklına. Şirket şirket diye beynimin etini yedi. Girdik. Üsteğmenim. Maşallah bir tek çeneler pas tutmamış. Hadi gidip biraz kurtlarımızı dökelim. Gidelim komutanım, gidelim. Hadi. Bayram. Pas nedir komutanım?
Kılıç bir araya geldi ya, şimdi dağlar düşünsün. Kılıcı topladık toplamasına da. Keşke Serdar da burada olsaydı. Oğlum saçmalama. Gel hadi yat dinle. Komutanım kafamın içi berbat. Yemin ederim berbat. Ben tekrar Müstehmen Serdar Türkmen olmak istiyorum. Sen olsun zaten oğlum. Değilim komutanım değilim. Görmüyor musun beni? Mankurta çevirdiler beni. Vallahi ben neredeyim kimim bilmiyorum komutanım. Ben tekrar yemin etsem. Orada belediye yemin edince... İnsan sıradan biri olamıyor biliyorsun. Ben tekrar bordo belirli olmak istiyorum komutanım. Ne olur be komutanım bana yemin ettir. Özel kuvvetler yemin için. Rahat. Hazır ol. Ben bir Türk Özel Kuvvetler mensubu olarak. Vatanıma. Milletime. Bayrağıma. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma. Üstün hizmet ve vazife duygusuyla. Silahıma ve görev arkadaşlarıma. Her zaman ve her şartta güveneceğime. Özel kuvvetlerin alacağı her türlü görevde. Kanımın son damlasına kadar mücadele ederek... Gerektiğinde canımı seve seve feda edeceğime... Yaptıklarımla... Milletimin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin... Onur ve şerefini daima koruyacağıma... Şehitlerimizin ve gazilerimizin... Kanına ve şanına yakışır görev anlayışıyla... Her türlü vatan hizmetine hazır olacağıma... Öğrendiklerimi hayatımın sonuna kadar... Ülkemin ve milletimin... Çıkarları doğrultusunda kullanacağıma... Namusum ve şerefim üzerine and içerim...
Aslanım benim. Sağ olun komutanım. Sağ olun. Bana bak. Sana bunu yapana bedelini ödeteceğiz, anlıyor musun? Ha? Söz veriyorum sana. Ama önce sen demir gibi ol. Çelik gibi ol. Kılıç gibi ol. Anladın mı beni? Kılıç gibi. Babam burada. Necati amca. Şimdi o gelecek buraya. Onunla konuşacaksın. Sonra da sağlam bir uyku çekeceksin. Anlaşıldı mı asker? Emredersiniz komutanım. Bayrak asıyorlardı. Şehitler için biliyorsun işte. Çocuk onlar da çok da anlamıyorlardı ama fark etmişler bir şeylerin ters gittiğini. Hiçbiri adlarını bilmiyor, rütbelerini, memleketlerini bilmiyor. Ama tırmandılar, astılar bayrağı, selam durdular baba. Ama sen haklısın, ben burada durup kendi derdimle uğraşamam. Benim orada olmam lazım. Arkadaşlarımın yanında. Bak baba ben... Sen gazisin oğlum. Gazilik ne demek biliyor musun? Gazi büyük makam demek. Biz ötesini bilmeyiz. Biz köylüyüz. Mektebimiz, kitabımız zayıftır. Ama bir şey biliriz. Türkiye'de koçlara kına yakarlar. Allah'a kurban olsun diye. Gelinle güveye kına yakarlar. Birbirine kurban olsun diye. Bir de askere kına yakarlar. Vatana kurban olsun diye. Ben seni o ocağa kına alıp göndermiştim. Necati Türkmen vatana verdiği oğlunu geriye isteyecek değil. Eyvallah. Katıl arkadaşlarıma. Allah yardımcın olsun. Benim vazifem size dua etmek. Sizin vazifeniz bu toprağı çiğnetmemek. Var git şimdi. Vazifeni yap. Ben burada varım. Bak neler et babam. Sağ olasın. Sen de. Üsteğmen. Buyur baba. Biliyorum. Allah'a şükür her şeyiniz var ama yine de bu yanında bulunsun. Nedir bu baba? Dedem Çöntü Yusuf'un yadigarıdır. Dumlu Pınar'da bu bıçak sayesinde kurtuldum derdi. Bundan sonra senin hakkındır. Sağ ol baba. Sen de sağ ol oğlum. Senden. Allah'a emanet ol. Merhaba.
Doktor Bey. Hoş geldiniz Serdar Bey, merhaba. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor Steven'im? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Vallahi gayet sağlıklıyım ve acilen göreve dönmem gerekiyor. Bakın Serdar Bey. Sizinle ilgili vereceğimiz raporda kendi kişisel görüşlerimiz olmayacak. Sorumluluk sahibi bir insansınız ve görev bilinciniz yüksek. Ama ben sizi sağlık durumunuza bakarak bir yargıya varmak durumundayım. Tamam, haklısınız Doktor Bey. Ama ben eğer göreve dönmezsem hiç iyileşemeyeceğimi düşünüyorum. Beni anlıyor musunuz? Elbette ama kendinize zaman tanımalısınız. Serdar Bey, sizin yerinize bu görevi üstlenecek pek çok arkadaşınız var. Siz bu durumdayken gelişigüzel bir rapor düzenleyemem. Bu olmaz. Yok Doktor Bey, anlamıyorsunuz. Ben gayet iyiyim, sağlığım da yerinde. Biz sağlıktan bahsettiğimizde üstemelim. Beden sağlığı kadar ruh sağlığını da kastediyoruz. Ruh sağlığı mı? Ruh sağlığı öyle mi? Ne ruh sağlığından bahsediyorsun be? Sen benim neler yaşadığımı biliyor musun? Neler gördüğümden haberin var mı? Sen benim ne iş yaptığımı zannediyorsun be? He? Dün 12 tane çocuk bombalarla paramparça oldu. Bugün 3 tane daha. Bunlardan haberin var mı acaba? Sen ne ruh sağlığından bahsediyorsun? Serdar Bey. Kim ruh sağlığı? Sen misin ruh sağlığı? Serdar Bey. Hiçbirinizin hiçbir şeyden haberi yok zaten. Hayat bu masanın arkasından Serdar. Göründüğü gibi değil. Serdar, anladın mı beni? Bırak. Serdar. Ne değerli be? Ne değerli Serdar. Sizin için ha? Ne yazıyorsan yaz. Ne yazıyorsan yaz. Sakin ol. Ya bana bak, bir şekilde hiçbir sonuç alamazsın. Sakin ol. Ne şekilde sonuç alacağım? Sanki bir şekilde sonuç alabiliyoruz. Tam yardım etmeye çalışıyorum Serdar. Ya bırak, ben dönüyorum köyüme. Ya Serdar, ya Serdar lütfen. Üsteğmen'im. Bakın Üsteğmen'im, belki de siz haklısınız. Belki de biz ön yargılı düşünüyoruz. Sizinle biraz daha görüşmek istiyorum lütfen. Lütfen içeri buyurun. Lütfen. Buyurun. Serdar, iznin bitti mi senin? Nereden çıktın ya? Komutanım, iznim bitmedi de şey... hastane bir üst yazıyla komutanlığa rapor geçmiş. Ben bir nüshasını da aldım. Eğer izin verirseniz onu arz edecektim. Dur. Ne arz ediyorsun? Ne diyorsun oğlum? Komutanım, tedavi sefahati ve tıbbi eğitim mütalasına dair evrak ikame edilmiş ve bir nüshası da... Ne diyorsun oğlum? Osmanlı kalem efendisi gibi. Derdin ne Üsteğmen'im? Komutanım, ben göreve geri dönmek istiyorum. Ver bakayım şunu. Evet. Komutanım, iznim bitmedi de... Yani ben düşündüm ki daha sonra kullanabilirim. Hem doktor da dedi ki... Eğer göreve geri dönersen bu uyum sürecimi hızlandıracakmış. Hem benim aslında... Çık dışarı. Komutanım. Çık dışarı. Emredersiniz komutanım. Git üniforma giy üstüne. Üsteğmen adam mesai saatinde böyle popçular gibi dikilir mi karşıma? Emredersiniz komutanım. Çık. Thank you.
Baba. Ha, oğlum sen misin? Nasılsın Serdar'ım, iyi misin? Üniformamı giydim baba. Allah'ım sana şükürler olsun. Hayırlı olsun oğlum. Allah bir daha sıkıntılı günler göstermesin. Hem seni, hem arkadaşlarını, cümle vatan evladını Allah saklasın evladım. Biliyorsun değil mi? Sen olmasan başaramazdım. O senin yiğitliğin oğlum. Çok koçtak olmuşsundur. Çok yakışmıştır. Sana cepten fotoğraf göndereyim mi? Benim telefonum resim çeken cinsten değil ki evladım. Ah benim aslan babam ya. Ben sana almaz mıyım en güzelinden bir telefon ha? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.